Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Euro Truck Simulator'la karşınızdayız. Aslında bu videonun asıl amacı Euro Truck Simulator değil. Bu videonun asıl amacı nasıl diyeyim? Bir duyuru videosu. Neyin duyurusu peki? Kanalda neler oluyor? Kanalın konsepti nereye gidiyor? Değil mi? Basitçe videonun amacı bu. Peki, kanal nereye gidiyor? Ne yapıyorum ben? Ve tabii ki de W'ya basmamı algılamadı şimdi bir anda. Evet. Basitçe ben kanalda bir rebranding çabasına giriyorum ve oyunun sesi bana nedense çok fazla geliyor. Bir oyunun sesini kısacağım. Ses efektleri seviyesi seni de kısalım. Tamamdır. Ne diyordum? Oyun... kanalı ben bir oyun kanalından çekip daha çok özgür yazılım ve Linux üzerine bir kanala çevirme niyetindeyim. Daha sonra buna başladım direkt. Bunun çabalarını zaten fark etmişsinizdir kanalda. Oyun videosu gelmiyor zaten. Aslında bir süredir video gelmiyor. Ama... artık yeni videolar gelmeye başladı ve bu videolarda fark ettiyseniz hep bilişim üstüne. Geliştirmedir. Ya yani programdır. Free Talk kanalındaki eski videoları buraya aktarmamdır vesaire vesaire üstüne. Ki ona birazdan daha da detaylı değineceğim. Şimdi size ilk önce bir Free Talk kanalından bahsedeceğim. Free Talk kanalı benim ve Ömer abinin Kernel'la sohbet programı için yaptığımız ayrı bir kanalda. Fakat şöyle bir şey karar verdik ki hani benim kendi kanalımdaki yeni konsept çok farklı bir konsept değil. Hani hatta aradaki tek fark Free Talk kanalında Ömer abinin de yetkili olması. Ve dedik ki neden bu kanalları ayrı kanal tutuyoruz? Bu kanalları tek bir kanala çevirip bunu hani bunda ben Ömer abiyi de yetkilendirebilirim ki Köfteyiz Köfte kanalını bu hale çevireceğiz bu sebepten ötürü. Bunların detaylı bir biçimde anlatıldığı bir blog postum var. Kofteistan.com altında. Orada her şeyi çok detaylı bir biçimde anlattım. Gene de burada biraz anlatayım. Basitçe bu kanal artık oyun kanalı değil. Linux kanalı. Özgür yazılım ve Linux kanalı. Ha, bu demek değildir ki oyun videoları gelmeyecek. Ancak şöyle bir durum söz konusu. 1. Bu oyun videoları muhtemelen seri şeklinde olmayacak. 2. Bu oyun videoları hiçbir şekilde benim zamanımın büyük çoğunluğunu yiyecek oyunlar olmayacak. Ki buradan Minecraft'ı direkt eliyoruz. 3. Bu oyun videoları Linux destekli olmayan bir oyun hiçbir şekilde olmayacak. Mesela burada güzel bir örneği var. Euro Truck Simulator 2. Linux desteği var ve çok güzel de çalışıyor. Yani dolayısıyla da kullanıyorum. Evet, bu tarz oyunlar. Civilization falan. Gerçi onun videosunun çekilmesi çok zahmetli. Neyse. Linux desteği olması gerekiyor oyunun. Ya da elimde varsa ve Vine'da güzel çalışıyorsa o da olabilir de. O muhtemelen olmaz. Ama bu arada orada elimde varsa koşulu zorunlu. Şu an artık Linux desteği olmayan bir oyun satın almıyorum. Yani bu detay aklınızda bulunsun. Neyse ne diyordum. Şu dönemeci bir geçelim. Bunun yanı sıra kanaldaki videoların büyük çoğunluğu özgür yazılım ve Linux üstüne olacak. Burada illa ders olmasına gerek yok. Bunun yani derslerin yanı sıra hani genel benim düşüncelerimi anlatandır, projelerimle alakalıdır falan filan şeyler de anlatabilirim ya da genel olarak birinin sorduğu bir soru üstüne de değinebilirim ve hız limitini aşmışım bana kimse söylemiyor. Tabii nasıl söyleyeceksiniz? Bu şekilde bir kanala dönüşecek. Evet, bunun kesinlikle farkındayım. İzleyici kitlemin önemli bir kısmını uzaklaştıracak. Bunun sonuna kadar farkındayım.
Bunu umursuyor muyum? Biraz umursuyorum ama çok değil. Benim asıl umursadığım şey bu dönüşüm sürecinin sağlıklı ilerlemesi. Evet, izleyici kitlemin önemli kısmı gidecek. Fakat buna meraklı kesim kalacak. Ben bu kesime hitap etmek istiyorum. Bunun yanı sıra bu kesim üzerinden yeni bir kesim gelecek ki bu kesim direkt amacı Özyurazım ve Linux üstüne bir kanal takip etmek olacak. Ki ben bu kesimi de özellikle istiyorum. Çünkü benim amacım özgür yazılımın güzelliği, bunların artısı, özgür yazılımın neden yaygınlaşması gerektiği, Linux'un insan bize kattıkları vesaire vesaireler üstünden içeriğimi oluşturmak istiyorum. Evet. Basitçe bu. Kendi en ana tutkum üzerinden kanalı devam ettirmek istiyorum. Oyun benim ana tutkum değil hiçbir şekilde. Oyun benim zaman geçirmek için açtığım bir şey. Evet, kanalımı Minecraft üzerine kurdum. Biliyorum. Açıldı. Biliyorum. Ama Minecraft'a da dikkat ettiyseniz ben oyun kafasında oynamıyordum oyunu. Daha bir mühendislik simülatörü kafasında oynuyordum. Ki öyle de devam etti uzun bir süre. Hatta hep öyle devam etti. Ne düşünecek olursak benim genel olarak kanal hakkındaki planlarım bu şekilde. Kanal böyle bir rebranding'e giriyor. Yeniden markalaş. Yani yeni marka yapısının değişmesi gibi düşünebilirsiniz. Yani Köfteyiz Köfte artık bir oyun kanalı değil, daha doğrusu Minecraft kanalı değil diyelim. Bir bilişim kanalı. Ki bunun önemli bir noktası daha var. Özgür yazılım üzerine kuruldu. Türkiye'de büyük bir bilişim kanalı yok. Ben bu açığı doldurmak istiyorum. Bunun üstünden de kanalımın gidişatına devam etmek istiyorum. Burada ki kanalı uzun süredir takip edenlerin fark ettiği bir şey vardır ki ben kanalda uzun süredir düzenli video yayınlamıyorum. Bunun temel sebeplerine gelecek olursak 1. Oyun videoları cidden çok zaman yiyor. 2. Oyun oynamayı sevmiyorum artık o kadar fazla. Oyun oynamak artık benim için zaman geçirmek için kullanılacak bir şey. Düzenli olarak yapacağım bir şey değil ki kendimi zaten çoğunlukla işime vermiş durumdayım. Yani bunun gibi sebeplerden artık oyun oynamak, yani oyun videosu odaklı bir şeyler yapmak istemiyorum. Dolayısıyla da konuşamadım. Kanalı buna çevirmeyi uzun süredir düşünüyordum. O yüzden de zaten video gelmiyordu. Yeni konseptleri falan planlıyordum ki Django dersleri bunlardan sadece bir tanesi. Bu yeni konseptlerinden bir tanesi. En teknik içerikli konseptim o ama. Diğer konseptlerim hiç bu kadar teknik içerikli değil. Diğerleri daha hafif diyelim. Django direkt hani Python ile web programlama yapmak isteyen kişiler için yaptığım serim, Django dersleri serim. Ki hani ilgileniyorsanız takip etmenizi önerdiğim bir seri. Orada da tabii hani köfte biz şunu anlamadık, köfte biz bunu anlamadık vesaire derseniz bu benim için daha faydalı olacaktır. Ki bunun yanı sıra seri ilerlediğinde siz de yaptığınız projeleri, yani bu benimle beraber geliştirdiğiniz projeleri paylaşırsanız eğer bu daha da güzel olacaktır. Benim öğrettiklerimizle ne gibi sonuçlara ortaya çıktı bunları görmek isterim şahsen. Devam edelim. Kernel'la sohbet. Muhtemelen kanalın ana serisi olacak şey. Kernel'la sohbet. Ömer abiyle Free Talk kanalında devam ettiğimiz podcast'imiz. Onun genel yapısı üstünde birkaç değişiklik olacak, onu söyleyeyim. Hani biraz daha editine biraz daha özen göstereceğim. Bunun yanı sıra en önemli nokta. Bu programda artık sizden sorular istiyoruz. Sıradaki bölümde, yani bir sonraki gelecek bölümde, 5. bölümde yani sorular olmayacak ancak ondan sonraki bölümlerde sorular olacak. Bu soruları bu bölümün altında da yazabilirsiniz, sonraki bölümün altında da yazabilirsiniz. Bu şekilde soruları bizle paylaşırsanız biz de bölüm içerisinde o sorulara da bir yer ayıracağız. Belki girişinde olur, belki sonunda olur. O soruları yanıtlayacağımız bir kısım olacak. Bu sayede sizde daha etkileşimli bir yayın olabileceğini düşünüyoruz Kernel'la sohbetin. Bunun yanı sıra Kernel'la sohbetle görsel ögeleri de kullanmaya özen göstereceğiz artık. Yani paylaştığımız haberlerden görsellerdir, bağ hakkında konuştuğumuz bir şey
görüntüleridir vesaire vesaire şeklinde. Belki ilerleyen zamanlarda webcamlere geçebiliriz ancak bir benim webcamim yok. Sadece laptopum da var. İki Ömer abinin webcam'i de çok iyi değil. Dolayısıyla webcam kullanmak bizim için çok mantıklı bir şey değil şu an. Belki ileride olabilir. Özetle Kernel'da sohbet programının da gidişatı bu şekilde ki Free Talk kanalında yayınlanıyordu önceden. Onu Free Talk kanalından benim kendi kanalıma taşıdım. Geri yükleme diye yazmıştım sanırsam. Geri yükleme yazan bölümler öncesinde Free Talk'ta yayınlanıp muhtemelen 2 ay önce falan yayınlanmış olabilir onlar. Free Talk'ta yayınlanıp benim kanala geri alınan bölümler. Bunlar yeni bölüm değil. Ama muhtemelen Free Talk kanalını takip etmediyseniz sizin daha önce görmediğiniz bölümler. Dolayısıyla da onları Köfte İst Köfte kanalına taşımış bulunuyorum. Köfte İst Köfte kanalında bu arada birkaç değişiklik dikkatinizi çekmiştir. Bir, artık TGN partneri değilim. İki, G2 aile de partnerliğimi koparmak üzereyim. Üç, kanalın açıklama kısmını temizledim. Yeni bir açıklama yazısı yazacağım. Dört, kanalın kategori kısmı ayarlarını değiştirdim. Beş, kanaldaki bütün videolar şu an Creative Commons lisansıyla yayınlanıyor. Sadece iki video hariç onları copyrighted content içerdiği gerekçesiyle YouTube kabul etmedi. Creative Commons bu arada içerikler için açık kaynak bir lisanstır. Yani basitçe kendim aslında hani biraz imamın dediğin yap ama yaptığını yapma lafının aksine imam da dediği şeyi yapıyor muhabbetine geçiyorum. Dolu yani özgür yazılım içeriğimi de açık kaynak bir biçimde sunuyorum. Bunun anlamı ne? Benim içeriğimi istediğiniz yerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kendiniz bir içerik yapmak istiyorsanız benim içeriğimi referans gösterebilirsiniz. Benim içeriğimden klipler kullanabilirsiniz. Bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tek gerekçe, hani tek koşul oradaki gelen içeriğin bana ait olduğunu belirtmeniz. Creative Commons sizden bunu istiyor. Ya tabii ki de ticari amaçlar için kullanamazsınız. Onun için benden izin istemeniz lazım. Orada da hani izin istediğiniz takdirde ben reddetmem. Hani dersiniz şöyle şöyle bir eğitim projemiz var. Senin içeriğini kullanmak istiyoruz. Buyurun. Seve seve al. Adımı belirttiğin sürece umurumda değil derim. Ama ticari içerikse bunu bilmem lazım. Yani bunu bir şekilde takip etmem lazım. Gibi düşünebilirsiniz. Evet. Kanal basitçe böyle bir süreliğine çalkantılı bir sürece girecek. Çok güzel, çok çalkantılı. Bolca abi oyun videosu geri istiyoruz. Abi Minecraft videoları nerede? Yorumlarıyla karşılaşacağız. Bunları elimden geldiğince umursamayacağım ancak bunun genel bir cevabını bu video olarak kabul edebilirsiniz. Yeni içerikler ise evet oyun videoları ara ara olacak. Fakat bu oyun videoları kanalın odak noktası değil. Olacak oyunlarda dediğim gibi Linux oyunlarının tanıtımı gibi bir şey olacak ya da çok sevdiğim ve çok fazla zamanımı yemeyecek bir oyunsa bu arada gene Linux destekli olması zorunlu. Onun bir serisi belki olabilir. Evet, basitçe kanalın gidişatı bu. Bu basit şeyi bu videoda kaç kere söyledim bilmiyorum. Eğer birileri bunu not alamışsa onu takdir edeceğim. Neyse, devam edeceğimiz bir nokta daha. Kanalın kapak görselini de değiştireceğim çünkü zaten G2A ile partnerliğimi bitireceğim. TGN'e de bu partnerliğimi bitirdim. O kapak görselinde yer alıyor mu bilmiyorum. Kapak görseli konusunda bu arada yeni tasarım, sizden gelen tasarımları da açığım. Benim tarzımı biliyorsunuz. Sade bir şeyler seviyorum ve oyun odaklı bir içeriği kabul etmeyeceğim. Ancak özgür yazılım odaklı, özellikle Arch Linux içerecek bir kapak görselini çok rahat kabul edebilirim. Güzel bir şeyler gelmezse kendim bir şeyler tasarlayacağım ya da iş yerindeki ortağımdan yardım isteyeceğim. Ancak basitçe hani sizden gelen bir katkı olursa bu bir nebze özgür yazılım mentalitesinde yani katkı üzerine ilerleyen bir mentaliteyi de aşılamış olabilir. Ah, devam edelim. Kanalın logosunu değiştirir miyim bilmiyorum.
Siz gene aklınıza güzel bir logo fikri gelirse ona da değinebilirsiniz. Gelmezse belki gene bir şey kendim bir şeyler yapabilirim belki. Yoksa ya da böyle bu logoyla devam edebilirim. Şu anki logoyu arkadaşım Miray tasarlamıştı. Arzu şu anki halini, orijinal halini ben Paint'te çizmiştim. Paint var bir şeyde. Ki fark etmişsinizdir kendisinin ne kadar amatörce bir şey olduğunu. Belki bu sefer profesyonel bir şey dizayn etmeyi deneyebilirim ya da sizden gelen bir şeyleri kullanabilirim. Bunun yanı sıra aklınıza gelen konu fikirleri, yani video konularıdır, şudur budur da esirgemeyin. Çünkü kanal bu değişim sürecinde sizden gelecek katkılara baya bir muhtaç. Ve en önemli nokta, videolarda yorumlarınızı kesinlikle ama kesinlikle esirgemeyin. Bu yorumlar, hani videolara gelen her türlü yorum benim için önemlidir. Tabii ki de bu yorumlar Minecraft Jack tarzı yorumlar olmamalı. Hani içeriği şu yönden güzel, şu yönden zayıf, şu şu şöyle olsun, şu şu tarz bir şeylere de değinebilir misin tarzı yorumlar bekliyorum sizden biraz. Bu özellikle Kernel'la sohbet için geçerli. Kernel'la sohbet hala Ömer abinin de benim de alışmaya çalıştığımız bir konsept podcast yayını. Dolayısıyla da orada özellikle orada baya bir yoruma ihtiyacımız var. Ve basitçe kanal hakkında bahsedeceklerimiz genel bir ifadeyle bu. Biraz daha derli toplu bir halini istiyorsanız eğer benim blog postumu okuyabilirsiniz. Bu konu hakkında kofteistan.com adresinde. Bu arada eskiden takip edenler için blog adresim değişti. Kofteistkofte.com kapalı. Onun yerine kofteistan.com'a geçtim. Orada yeni bir blogum var. Son ya yani birkaç aydır var aslında. Oradan beni takip edebilirsiniz. Ya orada 40 yılın başı yazı yazıyorum ancak orada hani bir şeyler çıkıyor ortaya. Gerçi onları Facebook sayfam ve artık YouTube'un community kısmında da paylaşıyorum. YouTube'un community kısmını daha sık kullanacağım. Facebook'tansa orayı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü Facebook'la ilişkimi mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyorum. Evet, basitçe kanalım artık böyle bir konseptte. Pek çoğunuzu üzecek biliyorum. Ama pek çoğunuzun da buna sevindiğini biliyorum. Gelen bazı yorumlar ve özel mesajlarla alakalı. Özellikle benim aracılığıyla Linux'la tanışmış olduğunu söyleyen bazı insanlar baya bir teşvik ediyor beni. Bunun yani sıra mümkün olduğunca çok insanı özgür yazılım ve Linux'la tanıştırırsam bu benim için ekstra kardır diye düşünüyorum. Ki bu da sıradaki Kernel'la sohbet bölümümüzün konusuyla örtüşüyor. Katkıcılık. Evet, sanırım bunu burada bitirebiliriz. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.